Şimdi bakın, bizim artık elimizde ne var? Bir tane şöyle bir blok var. Ben elektrik analojisini bunun gidip yazayım. Hani devre sistemine çeviriyorduk ya biz bunu. Aynı o şekilde yazacağım. Bir kere benim tavsiyem şu. İkisi de yan yana olduğu için bu kütlelerin. Benim neyim var burada? İki tane kapasitansım var arkadaşlar. Onları bir çiziyorum. Şöyle iki tane kapasitans. Şimdi bu kapasitanslardan birinin değeri TI, diğerinin değeri T1. Elektrik analojisinden o şekilde geliyordu, değil mi? Sıcaklıklar geliyordu. Daha önceki derslerimde anlatmıştım. Şimdi bakın, bu T'yi ısıtan şey aslında burada ne? Bir tane akım, değil mi? O zaman ben buraya bir tane akım kaynağı koysam. Şöyle topraktan gelen. Bir akım kaynağı koysam ve ona da IE desem. Ve bu IE'yi direkt bu şekilde bağlasam aslında yanlış yapmış olmam. Çünkü bu akım buraya geldiğinde belli bir dirençle karşılaşmadan, ısıl dirençle karşılaşmadan direkt buraya gelip akıyor. Ve aktıktan sonra ısısını dışarıya veriyor. Şimdi bakın, bu TI'nin kapasitansına CI, T1'in C1 diyorum. Şimdi TI ile T1 arasında ne var? Aslında bir tane direnç var. Nasıl bir direnç? İletim direnci şu şekilde, değil mi? Ona RA diyorum. Çünkü bu iki yüzeyin arasında bir ısı transferi gerçekleşiyor. RA. Ve aynı şekilde arkadaşlar bakın, bu blok eğer sadece bir boş ortamdaysa, bu boş ortamın da dış sıcaklığına T0 dersem ben. O da hava sıcaklığı olsun bizim uygulamamız tabii neyin. T0 dersem şuradan da bir tane convection için direnç geliyor. Buna da bakın T0 diyorum. Şöyle. Buna da RB diyeceğim. Yani bakın, benim bir akım kaynağım var. Bu akım kaynağı bakın elektrik akıttığı için buraya direkt bir enerji dönüşüm veriyor. Bu T'nin içine girdiğimde sanki bir U değeri burada verilmiş gibi bunu ısıtıyor ki o da bir akım şeklinde gelir. Çünkü buraya bakın bir ısı akıyor buradan. Ben bu akımı verdiğimde ısı akıyor. Herhangi bir dirençle karşılaşmadan. Ve aynı şekilde C'den T'ye ne yapıyor? Bu şekilden bu şekilde, yani heater'dan bloğa bir tane direnç oluşuyor. Neden? Isı transferi denklemleri çalışıyor. Ve aynı şekilde bloktan bir RB değeriyle bir T0 oluşuyor. İlk savlarımız bunlar arkadaşlar. Bakın, bu T0 her yerde olmasına rağmen ben sadece blokun T0 ile ilişkisine baktım. Burası çok küçük olduğu için. Ama sonraki derslerimde ben bunu modellerken bakın buraya bu T'ye de T0'a götüren çizgiler çizeceğim. Ama şu anlık bunu yapmıyorum. Modelimi kompleksleştirmemek için. Şimdi bakın. Ben buradaki flow equation'ları nasıl yapabilirim? Yani akım denklemlerini. Şurada bir IE vardır. Burada bir ICI vardır. Buradan çıkan bir I1 vardır. Buradan aşağı inen bir IC1 vardır. Ve buradan çıkan bir I2 değeri vardır. Bunu neye göre yazdım? Tamamen Kirchhoff'a göre. O denklemlerin de hepsini şöyle yazabilirim, değil mi? IC I eşittir IE eksi I1. IC1 eşittir. Bu nedir? I1 eksi I2'dir. Bu denkliklerden ben aslında bu akış denklemlerini çıkarabiliyorum. Şimdi bakın. Buradaki ifadeleri ben eğer çıkarmak istersem, yani sırasıyla denklikleri yazmak istersem benim elime şunlar geliyor. Bir kere benim IE'yi tanımlamam lazım burada, değil mi? Denklemden. IE nedir? Güçtür aslında, değil mi? Güç nasıl bir ifadedir? I kare R'dir, değil mi? Çünkü benim ısıl olarak dışarıya verdiğim enerji bir elektrik direnci üzerindeki kabloda budur. Yani bu tamamen denklemlerden çıkan bir şey. I kare R aslında benim o ısıl enerjimdir dışarıya verdiğim. Ve aynı şekilde bu da V kare bölü R'dir. Ve bunun birimi de arkadaşlar jül bölü saniyedir. Aynı şekilde ICI'yi ben tanımlamak istersem bir CI değeri çarpı DTI bölü DT. Ve aynı şekilde IC1'i tanımlamak istersem C1 DT1 bölü DT yazabilirim. Bu akış ifadelerini yazdıktan sonra bakın I1'i ben nasıl yazarım? I1 aslında TI'den T1'e, I2'de T1'den T0'a. O zaman geliyorum.
I1 o zaman T1'den TI'den T1'e aralarında ne var? RA var. I2 nedir? T1'den T0'a aralarında ne var? RB değeri var. Eğer ki ben bu denkliklerin hepsini biliyorsam artık bu sistemin state space'ini yazabilir miyim? Yazabilirim. Onu da nasıl yazacağım? Şu şekilde. Gidiyorum flow equation'dan ilk neyim var benim? CI DTI DT eşittir. Bu neydi? IE eksi I1'di. Yani I kare R eksi TI eksi T1 bölü RA. Aynı şekilde C1 DT1 bölü DT eşittir. O neydi? Benim sistemde I1 eksi I2 idi, değil mi? I1 eksi I2. Benim sistemimde. Şimdi bakın buraya ekstra bir tane R değeri geldi. Bu R değeri ne arkadaşlar aslında? Bu R değeri bu heater'ın ısıl elektriksel direnç değeri. Yani iletim değeri aslında. Çünkü bu değer olmasa zaten akım akmaz buradan. Bu R değerinin de aslında arkadaşlar karşılığı şudur. Onu da şöyle çizeyim. R değerinin aslında çıkarımı şudur. R, ben copper kullandım burada. Yani bir bronz kullandım. Bunun için iletim katsayısı copper'ın çarpı L bölü A'dır. Yani oradaki o kablonun ve o heater'ın aslında üzerinde ne kadarlık bir R var elektriksel olarak bana onu söylüyor. Şimdi benim görmem gereken şey şu. Bakın bu her ne kadar ısıl bir sistem olsa da ben buna bir elektrik uyguladığımda onun da bir içsel bir elektriksel bir direnci var. Zaten bu elektriksel direncin üstünden I geçtiği için ısı üretiliyor. Burada yapacağınız yanlış şu olabilir. Şu R'yi direkt şu ifadenin yerine koymamak. Çünkü bakın bu elektriksel olmasına rağmen bu ifade tamamen güçtür ve güç enerji olarak ısıya da çevrilebilir, hidroliğe de çevrilebilir. O yüzden ben buraya elektriksel bir ifade yazmama rağmen ki elektriksel bir dirençte benim ifadem bakın sıcaklık değerine kest olabiliyor. Yani benzeştirilebiliyor. Bu yüzden arkadaşlar bu ifadeleri yazarken kesinlikle elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü bakın ben burada RA'nın ne olduğunu bilmiyorum. RB'nin ne olduğunu bilmiyorum. R'nin ne olduğunu bilmiyorum ilk etapta ama bu denklem kesinlikle sizin dinamiğinizi anlatıyor. Nereden geliyor bu? Analoji modelinden geliyor. Yani analoji modelini siz bir şeyin yazabiliyorsanız sadece şuraya doğru değerleri koymanız gerekiyor. RA'yı, RB'yi ve R'yi eğer doğru hesaplarsanız siz C'sini, C1'ini bir sisteme işte hidrolik enerji mi girmişsiniz, ısıl enerji mi girmişsiniz, elektriksel enerji mi girmişsiniz hiç fark etmez. Hepsini yeter ki doğru yazın, sonra içini doldurun. Bu yüzden zaten buna sistem dinamiği deniyor. Bu yüzden zaten state space'te siz bunu ifade ettiğinizde elektrikle mekanik arasında ya da elektrikle ısıl arasında bir değişim sağlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimde bu kapasitans ve rezistansların aslında nasıl yazıldığını size anlatacağım. Ondan sonra gidip bu sistemin içindeki değerlere göre bir model oluşturacağız MATLAB'de.